Teşekkür ediyorum. Siz geçinebiliyor musunuz? Dönerci geçinemiyorum diyor ben maaşımla. Evet, kimse geçinemiyor aslında. Bu Survivor, hepimiz hep beraber Acun İlıcalı'nın Survivor adasına taşındık ülke olarak. Başarı hayatta kalmak. Zaten 2024'ün de en önemli şeyi kaybetmemenin kazanç olacağı bir yıl bu sene. Şimdi ücretler açısından bakarsak, kar gelirli açısından bakarsak hakikaten bir survivor, hayatta kalma yarışı verecekler, hayatta kalma mücadelesi verecek insanlar. Öyle gözüküyor. Peki siz bugün enteresan bir yazı yazmışsınız. O yazının ayrıntılarına gireceğim ama ya Japonya'dan başlıyorsunuz, Türkiye'den çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu Türkiye dediğimiz güzelim ülke ilk 20, ilk 10 ekonomi, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girecekti. Bu potansiyeli olduğuna da ben şahsen inanıyorum. Sanıyorum Simba da aynı fikirde. Simbacığım, merhaba diyelim, şerefli. Merhaba Simba. Evet. Bizde ben de 5 tane var Şeref Bey. Bizim evde 5'li çete, bu tüylü bamyalardan bir teşekkil. Arada bir böyle atlayıveriyorlar. Yayın ortağı oluyorlar. Biz de Evet. buradayız diye. Güzel. Evet. Aynen öyle. Şöyle otursun kucağımda. Şimdi Evet. bu dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinde olmayı hayal ederken ilk 20'den bile düşmüş durumdayız. Türkiye zengin bir ülke mi, fakir bir ülke mi? Türkiye zenginse vatandaş niye fakir? Türkiye cennet bir vatan ama biz onu cinnet bir vatana çeviriyoruz yönetemediğimiz için. 4 mevsim, 7 iklim, faunası, florası, suyu, havası ile beraber artı dünyada öyle bir yerdeyiz ki dar gövdeli uçaklarla gezegenin üçte birine, geniş gövdeli uçaklarla gezegenin tamamına ulaşabileceğimiz enteresan bir coğrafya. Ancak Türkiye için bizim dışımızda yapılan hesaplar, kitaplar eğer diyor üretim modellerini ve yönetim modellerini rasyonele çekmeleri halinde 2030'da 2035 yılında dünyanın 9. ekonomisi olacağına yapan çalışmalar vardı. Fakat bunlar eğerle başlıyordu. Eğer nedir? Mesela işte ne bileyim soymayacaksın, çalmayacaksın, üreteceksin, kurnazlık yapmayacaksın, nepotizmden uzak duracaksın. Kamu saltanatına son vereceksin vesaire gibi böyle bir dizi var. Hani normalde bir ülkenin yapmak durumunda olduğu işler. Yani fakir ülkeyle zengin ülkenin farkı açıkçası yaşı değildir. Mesela Hindistan, Mısır gibi ülkeler 2000 yılından fazla geçmişi vardır ve fakirdirler. Öte yandan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda 150 sene gibi tarihleri var ve çok daha zengindirler. Doğal kaynaklar da bir sorun değil. Az önce saydım bizde de var ama var olup olmaması zengin ülkelerin farkını belirlemiyor. Mesela Japonya, az önce belki onu Japonya'dan bahsetmiştik. Japonya ufacık bir adaya sıkışmış, %80 arazisi tarıma uygun değil. Ama ne yapıyor? Diğer yerlerden aldığı ürünlerle beraber ülkede bir yüzer fabrikaya çevirmişlerdi. Diğer bir alan kakao. Hayatında hiç kakao ağacı bulunmayan İsviçre dünyanın en büyük çikolata devidir. Anlatmak istediğim o da değil, bu da. Peki zenginle fakirin farkı nedir? Tamamen tutumdan kaynaklanıyor. Bizim tutumumuz enflasyon üreten, nimet alıp külfeti öteleyen, kurnaz bir yapıya. Açıkçası her zaman böyle değildi. Zaten kentlerin de geçmişine bakarsan dünyada 1 milyon yerleşke var. O zaman 1 milyon yerleşke, 19 binden de destinasyon, turizm destinasyonu var. 1000 yıldan yaşlı 100 kadim kent, 100 yıldan yaşlı 1000 kadim kent var. Tarihe baktığın zaman bunlar nasıl şeyde vizyonda kalıyorlar, yukarıda kalıyorlar. Birincisi tarihi kültürel miras. Bizde hepsi var malum, söylemeye gerek yok. Erişte var. İkincisi, Evet. evet, Teriş Dağı var. Yani mesela sadece turizm için söyleyecek olursak, eğer siz bir Nevada kurmak istiyorsanız bir çöl parçasına ve 32 milyar dolara bunu yaparsınız. Ama mesela bir Urfa kurmak için 13 bin yıla ihtiyacınız var, yüzlerce peygambere, bir de akla ihtiyacınız var. İkincisi söylediğim şey doğal kaynaklardır ki Türkiye bu konuda da çok zengin, biyoçeşitliği, endemi vesaire. Fakat üçüncü bir şey var, o da yerel kabiliyetler. Kentler için de olsa ülke için de geçerli. O anlamda şu an Türkiye bana sorarsan varlık içinde yokluk çeken bir yapı itibariyle bize söylenen şuydu, eğer diyor siz tutumunuzu değiştirirseniz ilk 9'a girebilirsiniz. Biz de vay işte bizim kendi töremiz var. Sizin tavsiyelerinize kalmadık. Tutumuyla beraber biliyorsun heterodoksu yaptık. Başımıza gelmeyen denemeler kalmadı. Popülizm yaptık. Şu anda bile biliyorsun geçimle seçim arasına sıkışmış olan bir ekonomi içerisinde seçimi dahi konuşamıyoruz biliyor musun? Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Ya Biliyorum. gündemde seçim yok.
Geçim Yok. var. Hiç kimse bir Ya heyecan falan duymuyor. Dünya kardeşim, gelmiş. sandık kurulacak diyoruz. Ya oraya varmadan önce hemen sıralıyorlar işte. Nedir? Klasik olarak. Döviz ne olacak diyor. Enflasyon nereye varır diyor. Ben hayatta kalabilecek miyim? Küçülmekte nasıl hayatta kalırım? Bana bir küçülme için rehber söyleyebilir misin? Ben nasıl 2025'e 26'ya sağ kalırım? Sorular bunun üzerine geliyor. İş dünyası bunu soruyor. Esnaf, turizmci, ihracatçı, tarımdaki çalışan insanlarımız bunu soruyor. Çalışanları zaten sormaya gerek yok. Onların sorduğu asgari ücret ne olacak? İki kere bir daha zam gelecek mi diyorlar, yılda iki kere olacak mı? Bir de emekliler, klasik olarak emekliler bize verdikleri bu 3.000 liralık bayram ikramiyesini 3.000'e çıkardılar. Bu 5.000 sözü verilmişti oysa. Seçime yakın bu 5.000 olur mu? Artı en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı acaba açlık sınırı olan 15.033 yeni açıklandı. 15.033'e çıkarabilir mi? Bunları konuşuyorlar. Yani seçimden fazla söz eden yok. Hatta gittiğim yerde çok enteresan bir söz de bana söylediler. Çok da ağrıma gitti. O da şuydu. Yani kasapların değişmesi koyunlara yaramamıştır diye bir de laf söylüyorlar. Yani bizim başka derdimiz var diyor. O tepedekiler, belediye başkanlarını değiştiriyoruz ama bizim derdimiz oraya kadar gelmedi. Kim gelirse gelsin. Genelde bir umutsuzluk, genelde ekonominin yakın dönemde düzelmeyeceğine dair bir tahmin var. O da insanları ister istemez geçim derdine sıkıştırıp bırakıyor. Ve bir ümitsizlik, çaresizlik duygusu yaratıyor. Bugün profesör